Eylem Planı Kahve 101'e hoş geldiniz. Kahve 101 serimize artık başlıyoruz. Sinema dışına çıktığımız ilk bölüm, çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım. Eve kahve alırken, marketteyim, 3. dalga bir kahvecideyim. Eve kahve seçerken neye göre bu kahveyi seçeceğim? Neleri dikkat etmem gerekiyor? Neler bana hitap ediyor? Bunları anlayacağımız bir video yapmak istedim sizlere. Hemen hiç beklemeden konuya giriyorum. Neden eve kahve alıyorum da her seferinde bilmem nereden kahve söylemiyorum? Öncelikle bunu konuşalım. Eve kahve almamızın 3 büyük avantajı var. Birincisi, tabii ki hele de günümüz Türkiye'sinde çok daha ekonomik olması. Günümüzde artık her yerde bir bardak kahve minimum 15-20 liralardan başlarken evde bu kahveyi demlediğiniz zaman maliyetiniz ortalama 3-4 lirayla 7-8 lira arasında değişiyor. Çok daha ekonomik, çok daha uygun fiyatlara kahve içebiliyorsunuz. Bardağı 50 liralık kahve içmedin mi? Hocam konumuz bu değil. İkincisi, tabii ki evde kahve içme keyfi. Örneğin ben bu videoyu çekerken şu an İstanbul'da bir kar fırtınası durumu var. Eğer sokakta mahsur kalmadıysanız evinizde o sıcacık kahvenizi içerken dışarıda karın yağışını izlemek büyük keyif. Üçüncü en büyük olay da, eğer benim gibi bir psikopatsanız, birazdan göreceksiniz benim psikopatlık ve psikologlarımı, kahvenin keşif tarafını da evde çok güzel yapabiliyorsunuz. Bunu dışarıda yapmak o kadar kolay değil ama evde işte böyle gördüğünüz, daha da göreceğiniz onlarca yüzlerce çeşit kahveyi farklı şekillerde tecrübe ederek çok ayrı bir keyif ve keşif yaşayabiliyorsunuz. Starbucks içmek. Çok önemli. Müthiş intromla sizi evde kahve içmeye ikna ettim. O kadar iyiyim. Peki, evde kahve seçerken neler önemli benim için? Burada iki noktaya değinmek istiyorum. Yani benim gözümde önemli olan iki noktaya. Birincisi ve tabii ki en önemlisi, damak tadınız, damak profiliniz. Yani ne gibi lezzetlerden hoşlandığınız. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Standart belirleme konusunda desteklersiniz, desteklemezsiniz. Dünyadaki en büyük kurumlardan birisi SCA dediğimiz Specialty Coffee Association. Onların yayınladığı bir aroma çarkı var örneğin. Doğru yer demeyelim. Şurada falan. Doğru yer mi tutuyor? Yukarı. Vay be. Buyurun yetmedi. Mesela bu aroma çarkı gibi yerlerde acaba benim damağım nereye oturuyor? Örneğin siz daha şarabımsı, daha yoğun, gövdeli kahveler mi seviyorsunuz? Daha böyle içtiğimde, hocam bu bir meyve suyu mu ya? Yoksa bir çayımsı lezzetleri mi seviyorum? Bütün bunlar eve nasıl bir kahve alacağımızı belirleyen şeylerden birisi. Bunları nasıl ayırt ediyorum? Hocam ben hayatımda ilk defa öyle bir şey duydum. Ben Türk kahvesi zehir değilse içmemcilerdenseniz. Var böyle tanıdığımız insanlar. Ona göre bir seçim yapmamız gerekiyor. Bunları nasıl ayırt ettiğimize birazdan geleceğim. Kahve 101 serimiz ilerledikçe de alamıyorsak bile bu tatları almak için neler yapabiliriz? Damağımızı nasıl geliştirebiliriz? Zaten konuşuyor olacağız. İkinci en önemli şey eve kahve seçerken neydi, unuttum. Ha tabii. En önemlisini unuttuk. Tabii ki demleme yöntemimiz. Burada on binlerce çeşit var. Türkiye'de en bilinenlerinden birisi tabii ki Türk kahvesi. Su yokmuş. Türk kahvesi mi demliyorum? Filtre kahve mi içeceğim? İşte origami gibi egzantrik araçlarınız mı var? İşte switch gibi böyle açıp kapatabildiğiniz akış kontrolleriniz, işte klasik V60, Aeropress arada sırada videolarda giriyor. Bunların her birisi bardakta çıkan son aromaya, son tada etki eden ve farklı şeyleri değiştirmenizi sağlayan demleme yöntemleri. Dolayısıyla hangisiyle demlediğimize göre seçeceğimiz kahve veya aradığımız lezzet profili de değişiyor olacak. O nedenle bu da son kahve seçimimizi etkileyen sebeplerden bir tanesi olacak. Demleme yöntemi dediğimizde aslında 2-3 çeşit ana demleme yöntemi var. Gördüğünüz diğer bütün demleme yöntemleri de bu yöntemlerden birini kullanıyor. Türkiye'de en yaygın kullanılanlar immersion dediğimiz, yani kahve ile suyun devamlı temas halinde bulunduğu ve o temas sayesinde demlendiği. Nedir buna en iyi örnek? Türk kahvesi, devamlı kahve ve su birlikte veya French press, yine kahve ve su devamlı etkileşimde. Bir diğer en yaygın yöntem tabii ki yer çekimi yöntemi dediğimiz veya drip dediğimiz, akıtma dediğimiz filtre kahve yöntemleri. Bir filtre koyuyorsunuz, suyu akıtıyorsunuz ve su içerisinden akarak kahvenin demleniyor. Bu da çok yaygın bir kahve demleme yöntemi. Tabii işte burada gördüğünüz origami, V60, switch, bunların hepsi damlatma, drip, filtre dediğimiz yöntemlerin çeşitli tat profillerini güçlendiren farklı yöntemleri, ama özünde hepsi
yer çekimi dediğimiz drip demleme yöntemi. Bir de basınçla demleme yöntemlerimiz var. Aeropress biraz istisna çünkü hem immersion yapıyor, hem basınç yapıyor, hem onu bunu yapıyor. Çok ayrı bir aygıttır. Üzerine ayrı videolar yapmak gerekir. Ama basınç demlemede de en yaygın bildiğimiz örnek tabii ki espresso makineleri. Onların da varyasyonları var. Girmiyoruz. Videonun altına belirsinler o zaman. Videonun altına belirsin. Ne zaman girelim? Dediğim gibi şu an çok kafaya takmamıza gerek yok. Bunları KV101'in ilerleyen bölümlerinde farklı demleme yöntemlerini konuşuyor olacağız. French Press'ten bahsetmeyi unuttum. Türkiye'de en yaygın evde bulunan zaten Türk kahvesi, French Press ve filtre kahve makinesi. Bu üçünün farklarına da talep olursa değiniriz. Pardon bölüyorum ama... Ahmet... Sen gene abone olmamışsın. Adı Ahmet olan herkes abone oluyor şimdi. Hadi bakalım. Şimdi geldik kahve seçimine. Bir damak profilimizi oluşturmamız lazım. Ne olduğunu bilmemiz lazım. Damak tadımızın ne olduğunu bilmek için öncelikle deneme yapmamız lazım. Çok farklı şeyleri denememiz lazım ki neyden hoşlandığımızı, neyden hoşlanmadığımızı anlayalım. Paket okumaya, yani paketin üstündeki bilgiler bize ne ifade ediyor? Bunu anlama kısmına geldik. İşin en önemli kısmı bu. Buradaki sıralamayı ben kendime göre belirledim. Yani paketin üstündeki bilgilerin hangisi daha önemli? Kendim belirledim. Kahveci arkadaşlar gelip eylem taşmalama bu daha önemli, şu daha önemliydi. Hocam o sana göre. Burada tabii ki lezzete dayalı bir şeyden, tadıma dayalı bir şeyden bahsettiğimiz için herkesin önem verdiği şey farklı olabilir. Bu benim sıralamam. Şimdi neden psycho olduğuma birazcık değinmek istiyorum. 32-33 yaşında kahve içmeye başlamış birisi olarak görünüyor mu şu an? Görünüyor. Satın aldığım ilk kahveden itibaren içtiğim tüm kahvelerin... Onları tut havaya fırlat. Paketlerini ve kannelerini saklayan bir psycho'yum. Biraz onlardan da örnek yapacağız ama şu an açılmamış bu paketi okuyarak nelerin önemli olduğuna, buna nasıl karar verdiğimize bakalım. Benim için kahve seçerken en önemli şey, sizin için de bu olmalı, bakın ben yanılmam biliyorsunuz. Kahvenin işlenme şekli, kurutulma şekli, işlenme yöntemi. Farklı paketlerde, farklı şekillerde yazabilir. İşlenme yöntemi nedir? Kahve bir meyve biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da buraya bir görsel koyarım şimdi. Ben niye V60 tişörtüyle çekmedim bu videoyu? İşleme yöntemi. Bu meyve halinden yeşil çekirdek haline kahve nasıl getiriliyor? İşleme yöntemi dediğimiz yöntem bu. Bunun da ana 3 sınıfı var ama şu an biliyorsunuz 21. yüzyılda olduğumuz için 2 milyon tane de varyasyon çıkardılar. Ama temel olarak doğal, yarı yıkanmış ve yıkanmış dediğimiz 3 yöntem var. Doğal ne demek? Kahve meyvesini güneşin altına atıp kurutma demek. Bu ne olacak? Kahveniz kururken meyvenin içindeki bütün aromayı, bütün lezzeti içerisine alacak demek. Ancak meyveyle birlikte olduğu için de kurtlanma, zehirlenme gibi dış etkenlerden etkilenme ihtimali daha yüksek olduğu için zor bir yöntemdir. Genelde doğal kahveler birazcık daha pahalı olur. Ama bizim için esas etkileyen tarafı meyveyle birlikte fermente olduğu için, fermente dedim aklınıza şarap gelsin hemen, çok daha yoğun, çok daha kuvvetli, kamera arkasındaki arkadaşın çok daha fazla sevdiği, daha yoğun ve gövdeli meyvemsi kahveler verir bize. Ben mesela çok sevmem, çok fazla tüketmem. Kahveyi daha az koyarım ki tadı çok kuvvetli olmasın. Tamamen damak tadınıza bağlı bir şey. Yani paketi aldınız, işlem yöntemi yıkanmışmış, hiçbir işime yaramadı. İşlem olarak natürel diyor, doğal yani yıkanmamış. Bunlar meyvesiyle birlikte kurutulan çekirdekler demek. Doğal yöntem daha fermente, daha yoğun, daha tatlı bardaklar verir size. Bu Brezilya için anaerobik natürel diyor. Yani meyvesiyle birlikte yapılmış, anaerobik kısmı da bir çuvalda oksijen almayacak şekilde kapatılmış demek. Kamera arkası içsin diye almışım. Yarı yıkanmış ve yıkanmışlara geçelim. Aslında adı üstünde yarı yıkanmış, meyvenin bir kısmının üzerinden aldığı ve o şekilde kurutulduğu işlemler için söylüyoruz bunu da. Yarı yıkanmış, semi-washed olarak geçer. Honey diye de isimlendirir. Bunda türleri var, girmiyorum. Ama mesela burada gördüğünüz Honey Red Katura üzerinde meyvesi yarı şekilde işlenmiş bir kahve. Şimdi geliyoruz kahvenin hasına. Benim en sevdiğim, benim damağıma, benim tadım profilime en uygun olan yıkanmış kahveler. Yani kahve kurutulmadan önce üzerindeki meyvenin tamamının alındığı kahveleri. Bunlar daha asidik, daha parlak, gövdesi daha düşük kahveler olur. Meyve suyunu, çayı biraz daha fazla andırırlar. Ben bunları daha çok tercih ediyorum. Örneğin Beşiktaş'ta Just Coffee var. Paketlemesini çok sevdiğim kahvecilerden birisi. Kahvenin paketine baktığınız zaman alacağınız lezzet profilini SCA'nın
tadım çarkına göre renklendirerek sunuyorlar. Örneğin bu pakete baktığınızda daha asidik, daha canlı, daha parlak bir bardak içeceğinizi biliyorsunuz. Ama bu pakete baktığınız zaman daha toprağımsı, daha şekerimsi, daha tatlı lezzetler içeren, biraz daha meyvemsi, kırmızımsı tatların da içinde olacağı bir paket içeceğinizi anlıyorsunuz. Sırf bu açıdan Just'ın paketlemelerini çok seviyorum. Reklam alınmadı bu videoda. Dolayısıyla evde içeceğiniz kahvede en önemli profil etken şeylerden birisi işleme yöntemi. Bakacağınız ilk şey bu olacak ama hangisi size uygun bunu denemeden bilemezsiniz. Hangisi damak tadınıza daha yakınsa ona yönelik keşiflere devam edebilirsiniz. Evet, şimdi birazcık tartışmaya yol açalım ama ben 2'ye koydum ama çoğu insan için 1 de olabilir. Paketin üzerinde yazan tadım notları. Örneğin bu kahve için baktığımda vişne, kakao nibi ve kuru üzüm demiş. Ben bu tadım notlarını çok bakmıyorum. Sadece bir referans olarak alıyorum. Yani ben bu kahveyi tattığımda ne tür bir profile doğru yönleneceğim? Bu hatırlarsanız anaerobik natürel demiştik. Yani yoğun bir kahve bekliyorum. Vişne, kakao nibi, kuru üzüm. Hepsi şekeri yoğun tatlar. Natürel bir kahveden bunu beklerim zaten. Biraz vişnemsi bir asidite var diyor. Vişnemsi asidite de mesela limonumsu, narenciyemsi bir asidite değildir. Sitrik bir asidite değildir. Yine yoğun bir asiditedir. Gövdeli bir kahve beklerim. Bu anlamda beni yönlendirir. Ama bu paketin üzerinde yazan tatları almayı beklerseniz çok fazla hüsran yaşayabilirsiniz. Özellikle kahve demlemeye, işte V60'la vesaire demlenenler, işte yazan tadım notlarını alamadım, ben mi beceremiyorum gibi şeylere kapılabiliyorlar. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz illa bunları çıkaracaksınız diye bir şey yok. Ama sizi yönlendirme anlamında bu kahveden neler alabilirim, nelere yakın bir şey alabilirim, tadım notları önemlidir. Dediğim gibi dünyanın başlayıp bittiği yer değil ama bizi yönlendiren bir referans olarak bunu kullanabilirsiniz. Tattıktan sonra bakılması daha mantıklı değil mi? Ben mesela bunları unutuyorum. Daha sonra bakmadan, tadına bakarak ben ne alıyorum diyerek kendim çarktaki yerimi bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok bu lezzetleri almaya çalışmayın. Çünkü bazen olmayabilir. Ya da örneğin burada yazan kuru üzüm belki de tadımdan sonra aftertaste dediğimiz damakta kalan tattır. Daha sonra gelecektir tat size gibi. Ya da işte soğuyunca bilmem ne asiditesi falan diye kahveler var. Web sitesinde daha detaylı dökümlerde bunlar yazabiliyor kavurmacılarda. Yani dolayısıyla bunlara çok takılmayın. Tecrübelendikçe daha çok bakmanız gereken şeyler olduğunu düşünebiliriz. Detaylar sonraki videoda. Üçüncü en önemli şey, yine tartışma çıkabilir ama kahvenin geldiği ülke. Özellikle yeni başlayanlar veya bu işle çok ciddi ilgilenmeyecekler için ülkeleri sadece tadımdan ayırt etmek çok zor olacağı için ben 2'ye koydum. Ama belli ülke kahveleri belli profillerle öne çıkabiliyor. Örneğin Etiyopya görüyorsanız bir pakette meyvemsi tatların öne çıkacağını çok büyük olasılıkla hemen tahmin edebilirsiniz. Daha tatlı, daha keyifli kahveler çıkarır. Kenya daha parlak, daha canlı kahveleriyle bilinir. Bu da sizin lezzet profilinizi etkileyebilir. Çok fazla denemeyle ve onları aklınızda tutup kıyaslamayla, benim saykoluklarımdan biri de, gene şuraya hemen size kahve tadım denemelerimin olduğu listeden bir kesit koyarım. Bunları çıkarabilirsiniz ama ben bile mesela çok spesifik olmayan ülkeler için çok fazla aklımda profil yok. Aa, bugün gideyim bir Kolombiya içeyim falan gibi bir şey bende yok. Ama dediğim gibi özellikle damağınız kuvvetliyse bunları ayırt edebiliyorsunuz. Geriye kalan 3 şeyi birazcık paketleyerek söyleyeceğim ama bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de kahvenin kavrulma tarihi. Örneğin bu pakete baktığımda işte 10 Ocak'ta kavrulmuş. Halen açmadım dikkat ederseniz. Bugün 25 Ocak. Halen dinlendiriyorum. İşte bunu 26 Aralık'ta açmışız. Bu şu an içiyoruz. Bitmek üzere. Bu çok tartışmalara açık bir konu. İşte kahve kavrulduktan ne kadar sonra içilmeli, ne kadar havalandırılmalı, öyle böyle işte bir ay sonra mı tüketilir, aromasını ne kadar korur. Birincisi kahveden kahveye çok değişkenlik gösteriyor. İkincisi de kahvenizi çekirdek halinde alıyorsanız, bazı yerler 6 aya kadar diyor, ben 3 aya kadar, 4 aya kadar çok fazla aroma kaybı yaşamayan çok fazla kahve içtim. Biz evde genelde 1,5-2 ayda bitiriyoruz bir paket kahveyi. Çünkü 4 paket, 4 farklı kahve falan alıp modumuza göre seçtiğimiz için uzun süreler gidebiliyor bu kahveler. Benim tavsiyem 2-3 hafta geçmişken kavurma tarihinden paketi açıp içmeye başlayabilirsiniz. Bazı yerler filtre kahve için 4-5 gün yeterli diyor. Ben henüz içindeki karbondioksit atmadığı tadı bana geliyor. Bazı insanlara gelmiyor.
veya kahveden kahveye değişiyor yine. Maksimumda 6 ay içinde çekirdek halindeyse hatırlatıyorum tüketilebiliyor. 6 ay biraz uç ama bazı kahvelerde kalabiliyor. Kahvenizi zaten öğüterek alıyorsanız 2-3 saatten sonra bir aroma kalmıyor kahvede. İstediğiniz kadar ya, kalıyor ama çok düşük kalıyor. Çok gömer gibi oldum ama öğütücü almanız şart. Bebeğim. Biraz abarttım ama dediğim gibi özellikle öğütülmüş alıyorsak kahveyi çok 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 iyi bir hava almayan konteynere ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Kahvenin varyetesini biraz ülkeyle aynı yere sokacağım. Yani bu işte yeşil elma, sarı elma, kırmızı elma, kırmızı elmanın varyeteleri, golden'ı bilmem nesi gibi birebir aynı şekilde kahvede de bu varyeteler var. Ve tabii ki hepsinin de profili, tadı farklı oluyor. Ama bunu ayırt etmek için yine biraz gurme olmanız, çok fazla test etmeniz, farklı varyeteleri yan yana denemeniz vesaire gerekiyor. Dolayısıyla şu ilk aşamada çok da takılmayın derim. Önemsiz demiyorum. Sadece kahveye yeni başlayan veya çok ciddileşmek istemeyen biri için çok belirleyici bir şey değil diyorum. Zaten genelde single origin, tek variyete kahve de bulunuyor ama çok fazla bulunmuyor. Genelde harman oluyorlar. O nedenle birebir tek bir profili de alamayabiliyorsunuz. İşte Geisha gibi çok spesifik varyeteler var veya şimdi Yemeniya gibi kahveler çıktı. Bunların çok spesifik profilleri var. Bunlar olabiliyor ama çok spesifik oldukları için de maliyetler birazcık böyle oluyor. Bazıları yine bana küfür edebilir ama kavurucuyu en sona bıraktım. Kavurucu sizin için bir belirleyici olmayabilir. Sadece bir güven unsuru olarak bakın kavurucuya. Örneğin Kung Pao, İstanbul'daki biraz butik bir kavurucu. Benim çok sevdiğim bir kavurucu. Alacağım her kahvesini en azından kaliteli bir kahve olacağını biliyorum. Kavurucu benim için bir güven unsuru. Yani kahvesine güvenebiliyor muyum? Bunu belirliyor benim için. Kara listemde olan kavurucular da var. Beğendiğim kavurucularım da var. Fiyat performans kavurucularım da var. Bunları da ayırt edebilirsiniz. Hasat yılı ve rakım benim en son baktığım demeyeyim. Hasat yılı özellikle önemli ama doğru depolandığı, gerekli önlemler alındığı takdirde hasat yılının çok maksimum bir etkisi olmuyor. Ama yine de maksimum 2 yıllık bir hasat. 2-3 yıllık hasatlar değiştim. Aromasını hiç kaybetmeyen ama çok iyi dondurulmuş koşullarda saklanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla en azından en fazla 1-1,5 yıllık bir hasat doğru saklandıysa çok üzmeyecektir. Burada konu yine kavurucuya olan güvene geliyor. Kavurucu zaten vasat bir hasatı alıyorsa kara listenize alabilirsiniz. Dolayısıyla orada kavurucuya güvenmek gerekiyor. Rakım aslında önemli ama yine yeni başlayan biri için tatması birazcık zor. Rakımın etkisini şöyle konuşalım. Kahve ne kadar yüksek bir yerde yetişirse o kadar az oksijenle yetişeceği için çok daha fazla aroma salacaktır kahveye. Dolayısıyla genel bir kanı vardır. Rakım ne kadar yüksek olursa kahve o kadar güzel olur diye. %100 doğru değil ama yanlış da değil. 1300-1400 metreden üstündeki herhangi bir rakımı ayırt edebileceğimizi çok düşünmüyorum. Eve kahve alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini birazcık değinmek istedim. Başta çok komplike gelebilir. Bu konuların bazılarını ilerleyen bölümlerde Kahve 101 serimizde daha detaylı açıyor olacağız. Ama dediğim gibi siz ilk iki etkene yani videoyu izleyerek karar versinler. Siz videoyu izleyin, ben unutuyorum bunları. Siz ilk iki yönteme yani işleme yöntemi en ağır etkileyecek şey tadım notlarına bir bakarak ve geldiği ülkeyle size referans alarak daha sonra da deneyerek damak tadınızı bulabilir ve evde keyifle kahve içebilirsiniz. Kahve 101'e nereden devam edelim? Hangi konudan? Demleme yöntemleri mi? İşte kahveye daha detaylı mı girelim? Neden öğütücüye ihtiyacımız var? Bunu mu konuşalım? Hangisine değinmemi istiyorsanız aşağıya belirtin. Oradan da ilerleyebiliriz birlikte. Ya da gene bir anket yaparız. Hepsine aynı miktarda oy gelir. Hiçbir şeye karar veremeyiz. Bunları da yaşıyoruz artık. Ne yapalım? Hangisine devam etmek istiyorsanız oradan devam ederiz. Paylaşmayı, işte neydi? Like atmayı, işte abone olmayı. Ha, en önemlisi abone olmayı unuttum ya. Zile de mi bassınlar? Ha, tamam. Zile de bassınlar diyorlar kamera arkasından. Zile basmayı da unutmayın. Bunları artık hatırlatmama gerek kalmasın. Ama yine de hatırlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeee! Ne zaman kahve yapacaksın peki? Yemek yapacağım şimdi, kahve yapamam. Hayır, video için. Talebe bağlı. Tamam. Talep edin lan.